dans etme anlamında kullandığınız bu emojinin aslında elleri kesilmiş ve yüzü kazınmıştır. Günlük hayatta kullandığınız ifadelerin yani emojilerin bazılarını aslında yanlış bildiğinizi ve videonun sonuna doğru anlatacağım bilgi olan CIA'nin sızdırdığı Kasa Dairesi 7 adlı gizli belgelerinde kullanılan yüzlerce gizli emoji olduğunu biliyor muydunuz? Ben Nikma ve bu videoda yine sizleri şaşırtacağım. Emojileri yani ifadeleri icat eden kişi Japon tasarımcı Sigetaka Kurita'dır. Tasarladığı emojiler dünya çapında milyarlarca kişi tarafından kullanılmaktadır ve artık herkesin mesaj yazarken bir parçası olmuştur. Peki emojileri kullanırken gerçekten ne anlama geldiğini biliyor muyuz? İşte çok kullandığınız ama aslında anlamını yanlış bildiğiniz 7 emoji. Herkesin sıkılma ya da yalnız kaldığım gibi durumları anlatmak için kullandığı bu emoji aslında Japon tasarımcı tarafından özür dileme anlamında kullanılmak için yapılmıştır. Ve ortadaki yuvarlak burun değil, ağızdır. Kayan yıldız anlamıyla bilinen bu emoji aslında çizgi filmlerde de gördüğümüz baş dönmesi ve yıldızları görmek anlamındadır. Kullanıcılar tarafından oldukça alaylı bir şekilde kullanılan bu emoji bir çeşit ben senden daha iyiyim, umurunda değilsin gibi, saçını savuran bir kadın gibi düşünülüyor. Aslında bizlere size nasıl yardımcı olabilirim demeye çalışan bu emojinin bir diğer ismi ise danışma emojisi. Dua etmek ve inşallah anlamında kullanılan bu ifade ise yine Japon kültüründeki özür dilerim anlamı taşımaktadır. Gaz çıkarmak ya da yellemek anlamında kullanılabilen bu emoji aslında yine çizgi filmlerdeki hızlıca olay yerinden ayrılma anlamındadır. Yani günlük hayatta kaçtım sonra görüşürüz anlamında kullanılmak için oluşturulmuştur. Çoğu kişinin ağlamak anlamında kullandığı bu ifade ise aslında yorgunluk ve bitkinlik durumlarını anlatmak için oluşturulmuştur. Pek çok kişinin dur anlamında kullandığı bu emoji ise nadiren de olsa çak anlamında kullanılabiliyor. Bu emojiyi tasarlarken ona biçilen anlamsa oldukça farklı. Olumlu gelişmeler ve başarılar sonucunda bir sevinç göstergesi olarak yaratılan bu emoji aynı zamanda dua etme anlamına sahip. Dans etme anlamında kullandığınız bu emojinin aslında elleri kesilmiş ve yüzü kazınmıştır ve bu emojiyi Kızılderilileri ve seri katilleri anlatmak için oluşturmuşlardır. Tabii ki şakaydı. Bu sadece basitçe oluşturulmuş bir dans eden kız emojisi. Emojiler hep küçük görürüz. Aslında büyüttüğümüzde bazı şeyler değişebiliyor. Bu emoji kitap okuyorum ya da ders çalışıyorum anlamında kullanılabiliyor. Fakat büyüttüğümüzde gerçekten bir şeyler yazdığını görebilirsiniz. Diğer bir not tutuyorum anlamında kullanılan emoji ise büyüttüğümüzde sevgili Kate diye başlayan bir cümle görüyoruz. Başta söylediğim konuya gelelim şimdi. CIA Kasa Dairesi 7 adlı bir belge sızdırdı internete ve bu belgelerde bizlerin kullanmadığı ve çok farklı anlamlarda birçok emoji vardı. Belgelerde yer alan bazı emojiler ise şöyle. Masayı deviren öfkeli adam, salya akıtan adam, happy with music, mutlu köpek, tanrım neden gibi emojiler. Bu ifadeler ne amaçla kullanılıyordu bilinmiyor fakat çok garip oldukları kesin. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Birazdan diğer videolarım ekranda olacak. Görüşmek üzere.